Apandistin ne olduğunu anlatmadan önce appendix kelimesinin ne olduğunu anlamak gerekir. İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde yaklaşık bir parmak büyüklüğünde bir organ mevcuttur. Bu organa appendix denilir. Bu organ bağırsağın bir parçası olduğu için normalde appendix'in yani bu organın salgıları normal bağırsak salgıları gibi kalın bağırsağın içerisine gider gerekenler evlidir, gerekmeyenler dışkı haline gelir ve de dışarı atılırlar. Ancak bu organın bir şekilde ağzının tıkanması ile içeride birikecek olan salgılar, sıvıların akamaması nedeniyle yavaş yavaş bu organın içerisi dolmaya başlar. İçerideki bu dolgunluk ve de birikmiş olan sıvıdaki bakterilerin iyice üremesi ile bu organ enfekte olur. Yani appendix'in her insanda bulunan apendiksin enfekte olmasıyla apandisit olunur. Apandisit işte bu dışarıya akamayan sıvının içerisinde birikmiş bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon halidir. Bu enfeksiyon ile apendiksin çapı belli bir şekilde basınçla artmaya, büyümeye başlar. Genelde ultrasonografik olarak biz 6 milimetrenin üzerine çıktığı zaman artık apandisit oldu diyoruz belirli bir çapa ulaştıktan sonra ve de apandiksin duvarı artık bazı yerlerden beslenmesi de bozulup delindikten sonra içeride birikmiş olan bu cerahatlı, bol bakterili, pis sıvı karın içerisindeki boşluğa dökülür. İşte halk arasında da buna patlamış apandisit denir.